Selamlar sevgili geyikler. Bugün burada Yiğitcan Erdoğan, Can Türkdoğan ve ben Ömercan Güldal toplandık. Agents of S.H.I.E.L.D. ciddi bir sona ulaştı. Ne demekse bu ya. Sezon sonuna ulaştı. Güzel ulaştı. Beğendiniz mi beğenmediniz mi diye sormayacağım. Çünkü zaten Agents of S.H.I.E.L.D. deyince gözlerinizde başlayan parıltıyı fark edebiliyorum. Kolye ağzımıza ne kadar sıçtı ondan bahsedelim. Yani kolyeyi takip ederken siz de benim gibi maymun oldunuz mu? Ulan kim ölecek, kim ölmeyecek yoksa kim kovuyor? Abi bayağı zaten daha önceden gerilim verebilmek için o kolyeyi böyle uzay gemisinde uçurup 35 kere gösterdiler, gözümüze soktular ki kolye kimdeyse boku yedi minvalinde bir sahne yaratmak için. Benim bir tek etti, değil mi kolye? Benim bir tek hani Malik falan filan ölecekse herkes kendi ölümünü bilmem nesini görüyordu. Sky niye başkasının ölümünü gördü gibi bir noktaya ben sadece takıldım. Hani adam ölü müydü lan? Tabi yani Malik kendinin öleceğini görüyordu. Doğru. Ve sonunda da öldü. Doğru. Ama Sky daha önce de başka şeydi yani. Atıyorum ilk bir figüran rastgele bir adam hani dükkandan çıkmıştı. O da kendi öldüğünü gördü. Kendi öldüğünü gördü falan. Başkasının öldüğünü nasıl görüyor noktasına birazcık takıldım. Ama nasıl görüyormuş falan gibi ben bir şey bu, de ben bunu fark yani. Etmemiştim. Ve diziyi izlerken diyorum kendi kendime diyordum ki yani acaba en son işte spoiler Lincoln binince uçağa dedim hani herhalde kaderi cheat ettiler. Yani Lincoln'in cebinden kolye çıkacağını düşünmedim ben. Aha. Lincoln anladı Daisy'nin planını ve girdi. Ve hani geleceği bozmuş olacaklar böylece. İşte bütün o geleceği görme bilmem ne her şeyin de amacı buymuş falan gibi bağlanacak diye düşündüm. Oysa onu da çalmış. Tam olarak olacağı gibi görmüş. Ama sanırım dediğin doğru. Bir dönüp bakmak hatırlamak belki lazım ama sanki gerçekten kendi ölümünü görüyordu millet. Ama işte sanırım benim dediğim anlamda tam olmasa da biraz olsun kaderi cheat ettiler sanki belki. Ama baştan biri gördüğü şeyin kendi ölümü olmadığına mutabıktı Sky. Biri ölecek, biri ölecek diyordu. Yani ben o yüzden hakikaten dönüp bakmak lazım yani tam olarak net ne o. Hani neyi gösteriyor, kime neyi gösteriyor. Koli git diyelim. Çok iyiydi be abi. Yani o kolinin 4 kere el değiştirmiş olması... Kaç kere saydın mı sen? 4 mü? Hatırlıyor musun? Yo Mac'e verdi. Mac ceketinin... Mac sandalyeden unuttu. Sandalyeden Fitz aldı. Sky'a geçti Fitz sonra. Fitz ceketini Sky'a verdi. Lincoln Sky'dan çaldı. Evet. Son. Aynen. 5 yani, olmuş. 5. kişi de kalmış falan. Ya çok iyiydi geldi oralarda. Yani çünkü bir Fitz'de de çok gerildim ben. Ya Fitz'de de çünkü bak bir de bir şey diyeyim mi? Herkesin ölebileceği... Yani açık söylemek gerekirse Coulson haricinde, biraz Sky'da haricinde herkesin ölebileceğine dair küçük küçük imalar sanki ölecekmiş gibi yazılan sahneler vardı. Tabii abi işte. Yani Yo-Yo zaten gitti geldi. Anladın mı? Simmons'la Fizz tatil planı yaptılar. Yani üstüne buldu ya dedim ki sıçtık böyle olmaz olsun. Mac'in duygusallıkları bilmem nesi sürekli onun oynanması bilmem aynen nesi. Öyle yani hepsinin böyle küçük küçük ölmesi için yani dramatik altyapıları vardı. Aynen ki o Fitz'in zombilerle baş başa kaldığı sahnede zaten aynen. Ulan acaba burada mı olacak yani gerçi hani orada olmayacağını %100 tahmin ediyorduk çünkü bir de dizinin ortası da orası sona saklayacaklarını falan tahmin ediyorduk ama bence o sahneyi bile biraz olsun heyecanlı izlememize sebep oldu. Bütün ya yani şeyi çok iyi kurtardılar, çok iyi yönettiler o durumu yani biri ölecek diye bangır bangır bütün promosyonlarda afişlerde yazdılar. Marvel YouTube kanalına böyle 8 tane her karakter için Rest in Peace videosu yayınladı, tavsiye videosu yaptı falan. Çok iyiydiler. Ve sen yani 80 dakikalık bu son bölümü tırnağını yiyerek izledin. Hangisi lan acaba diye. Çünkü yani bu aslında şöyle bir şey var. Bu dizi Game of Thrones değil. Aslında baktığınızda o kadar fazla karakterini öldürmüyor. Tabii canım. Hatta tabii o kadar sık şaşırtma bile olamıyor ister istemez. Yani ölen karakter hani geçen bölümde konuştuk yani. Ölen karakterlerden böyle ana karakter bir trip gitti. Yani garip. Onun dışında kimse de gitmedi yani. Şimdi bir dedin kırın gitti. İşte evet aynı ama şey demeye çalışıyorum. Rosalind'i zaten soktular çıkardılar. Zeyn'e soktu girdi falan. Onu geçiyorum. Evet. Ama yani çok fazla bu kadar öldürmeyen bir dizi olmasına rağmen promosyonlarıyla bunu sezon yani yarım sezon başında çat diye göstermiş olmalarıyla tırnaklarını iyi izlediğim bir final yaptılar. Aynen öyle. Çok enteresan. Hani bunu yapmaktan kaçınıyoruz kıyaslamaktan ama çok benzer bir şey diye dayanamıyorum. Erol'da da böyle bir şey oldu. Hatırlarsınız. Evet, mezar doğrusu, koydu. Evet yani mezar koydu. Bütün sezon merak ettik. Hatta arada %90 Felis'ti dedik. Olmadı falan. Şimdi spoiler olmasın diye kimin öldüğünü söylemeyelim ki izleyenler varsa. Erol kim biliyorsun. Ama 2 hafta önceydi o muhabbet. Ya ama işte belki bunu izleyip de onu izlemeyen belki arkadaşlar vardır. Belki bizim sayemizde spoiler yer ve Erol izlemeyi bırakır. Böylece izletmiş oluruz. Neyse. Lincoln'in ölmesine ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu karakteri seçmiş olmaları ne diyorsunuz? Bunu konuşabiliriz birazcık. Yani
işte, bak kimler olabilirdi? Daisy ile Coulson olmaz. O Daisy ile Coulson yani onlar immune'du. Onlar çok, muaftı. Aynen yani, çok yan tip man tip biri de yoktu gerçi öyle yan tip aklıma gelmiyor da hani Fitzsimmons veya May veya Lincoln veya işte Yo-Yo Mac. Veya Mac olabilir diyorduk. Joey de yok ortalarda. Aa Joey Joey yani. En son bu hanginiz mind controllerken falan filan deyince posta koyup gitmişti sizin yapacağınız işe tüküreyim diye. Aynen öyle. O sinirlendi gitti. Hatta Yo-Yo da bayağı atarlanmıştı. Yo-Yo da atarlanmıştı işte ama Mac falan. Var diye o gönlü el vermedi. Aynen. Kimi öldürselerdi başka ne olurdu nasıl olurdu ya da Lincoln'in ölmesine tamam mıyız ne diyiz? Ya Lincoln'ın ölmesi abi konuştuk zaten safe bet yani güvenli evet. Şeydi anladın mı? Yani bu kadro içerisinde baktığın zaman kağıt üzerinde Fitzsimmons'dan birinin ölmesi çok yıpratıcı olabilirdi. İlk bölümden beri. Her perişan olur yani, abi. Bir de hani ilk defa kavuştular falan. Evet hani evet böyle yani bir... çok vurucu. Artık Red Wedding kıvamında bir şey olurdu onlardan. Diziyi reddedip bırakan bir kitle olurdu onlardan birinin öldüğü seferde. Tam onu diyecektim abi. Onun hakikaten bir ince ayarı var. Ben mesela Game of Thrones'a kendi payımı Oberyn öldükten sonra onu yaşamıştım. Yani. Artık yeter lan. İzleyesin gelmemiştim. Yani artık evet. Yeter bu kadar da sevdiğim, her sevdiğim karakteri öldürme be adam diye ama... Lincoln kesinlikle o mertebede değil. Yani okey abi Lincoln. İlla ki hayranı vardır ama hoş. Vardır, hoş tabii, çocuk, genç, sarışın. Tabii. Bir ama... de ısındırdılar yani. İyice böyle Shield'a dahil. Ki sen tabii, Lincoln'ı tabii, sevmiyordun. Evet. Ondan sonra bu sezondaki bu değişikliklerinden sonra Lincoln da ay iyi çocukmuş. Lan abi, abi yanlış sene... söylüyorsam düzelt ama Yiğitcan'a bile sevdirdiler Lincoln'ı. Evet yani, evet çocuklar. Öyle. Abi evet. Çünkü geçen son Twilight yakışıklısı gibi geldi diziye. Atarlı öyle, tutarlı. Böyle he. Saçma sapan gider yapan ben elektrik kışkırtıyorum götümden ama çok mutsuzum falan böyle saçma sapan CW buhranları. Çocuk ondan sonra bak CW karakteriydi Shield karakteri oldu anladın mı? Yani dolayısıyla okey hani ama işte safe betti ama güzel öldü be abi. Yani tamam eyvallah en vurucu ben hala en vurucu ölümün en yani oradaki güzel dramatik olarak anlam bölüm May olacağı kanaatindeyim. Çünkü yani evet, ilk bölümden... Hem sağlam karakter... Hem de yani dediğine katılmak zorundayız. Biraz artık miadını, bitti yani. Evet yani. Yani miadını doldurmuştu. İki yani hem Ming-Na've'nin 3 sezondur yaptıklarını güzel bir güzelleme olurdu. Hem güzel bir yara bırakırdı karakterlerin hepsinde. Yani çünkü herkesin Lincoln'la bir münasebeti yok ama herkesin May'le bir şeyi var. Ki daha böyle anne çocuk ilişkisi evet. Falan gibi de bir iletişimleri var. Yani Coulson'da böyle bir kardeşlik şeyleri var. Sky'ın işte akıl hocası, diğerlerinin hepsinin ablası. Sert hala falan. Gibi bir şey böyle. Bak şimdi May'i bence ama öldürmemelerinin bir tane nedeni o kadar iyi dövüş koreografisine sahip başka oyuncuları yok yani. O abi kadın... dövüş koreografisini oyuncu mu yapıyor canım? Onu bence o kadın yapıyor. Karandeleri abi. Irkçılık yapıyorsun kanka şu an Çinli diye. Ya kadıncağız yani, birazcık kadar... anlıyordur ama herhalde bu şeyden. Sırf dansçı mı kadın yani? Normalde hey bir tip yani diyorsun sen ne için? Hatta yani dövüş koreografisi yapmak ayrı meziyet abi. Kime yapsan yap. Yok, yani yapmaktan bence kadın kastı bir şeyler hani... yapıyor. Yani. Kadın da şık duruyor en azından. Anladın mı? Ben May dövünce... Çinli diye bence. Hayır abi tabii ki. Ama yani bence kadın olduğu için de cool bir kadın olduğu için wow diyorum her böyle ah May işte falan. Burada da böyle uçakta küçük bir şeyden bahsedeyim. Bir sahnede bu keltoş yeni humancıklardan bir tanesini tak tık böyle aşağı evet. indi ve sonra May dedi Ömercan o sırada. Ve May çıktı aşağıdan yani. Çünkü kadının cürmünü biliyorsun artık. Kaliteli bir cürmü var. Birazcık cürmü. Şeyden bahsedelim. Agents of S.H.I.E.L.D. bir önceki episodda da yani bu leşi üzerine saldıkları bölümde de böyle bir inanılmaz bir çaresiz haldelerdi. İşte Talbot'a karşı bile mahcup oluyorlar gibi bir hava yaratmışlardı filan. Sonradan bir anda her şeyin planlı olduğu ve o planın gayet sağlam olduğu ve sonuçtan aşağı yukarı memnun olduğu oluşmuştu. Burada da yani Lash planı bir parça suya düştükten sonra çok çaresizler. Hayvan ne yapabilirler yani atom bombası yapsan gene rejenere olacak gibi bir çekinceleri bile var. Ve seyirciye de hani hiç... İpucu bilmiyorum vermediler gibi. Ben hiç anmadım. Yani Hive'ı evet. Nasıl yakalayacaklarını, eninde sonunda nasıl bölümün ortası da olsa bir ihya olacaklarına dair hiç ipucu görmedim. Ben o yüzden o çaresizlikten, o akıllıcalıkla, o başarıya, o zafere ulaşmaları hey olması sebep oldu bende. Bilmiyorum siz nasıl buluyorsunuz? Abi kaliteli diziler yaptıkları planları iyi yazıyorlarsa zaten açıklama ihtiyacı hissetmezler bir de. Anladın mı? Kör göze parmak. Çünkü zaten olurken, izlerken açıklar aynı zamanda. Aynen öyle. Bir de zaten zekicidir ve izlerken sen şey yapmazsın. Yani iki anlamda zekicidir. Birincisi, ha evet lan bu plan gerçekten de bu sorunu çözer dersin. İkinci zekici olmasının yanında zaten plan hani kendini basit bir şekilde anlatabilen bir plandır. Evet. Anladın mı? Okey abi bu oldu, böylece bu oldu dersin. Kalitesiz bir diziysen sen gelip böyle saçma sapan abi işte telefonu kırıyoruz yani 3 kere şifre yanlış girince nükleer bombaları da öyle dolduruyoruz dersin yani. Burada da bir şey de fareyi kafana kıstırmak gibi. Aaaa!
Bir de yani dizide daha önce kullandıkları öğeleri de kullanıyorlar. Mesela Hive'ı ilk ele geçirdiklerindeki o Inhuman Containment şeyini kullanmaları, işte o jel içinde evet, ya da evet, donuk şeyle alıp getirmeleri ve bunu hiçbir şekilde açıklamadılar. Memori cihazı da öyle abi. Yani. Memori cihazını evet, çıkarttık ama senin için değil dedi. Memori cihazı yani 3 kere patladı o çevirici silahı. Çok iyi kullanıyorlar abi onu. Birincisi onu Colson Tahiti'yi öğrenmek için kullandı. Evet. İkincisi onu Striker'ın, ikincisi onu geçen şeydi mi? Striker'ı... Bu sezon muydu? Bu sezon. Striker'ı tuttular. Abi çok iyi. Helal. Evet ya, ve ben anlıyorum bu. Tabii ki canım, bu memorileri yüz üstüne çıkartan bir cihaz. Ve çok zekice yani, gerçekten 1000 yıllık, 2000 yıllık memoriye sahip olan, hafızaya sahip olan bir insan nasıl bir cihaz derse, bütün hafızalarını yüzüne çıkart bakalım. Anladın mı? Ve hakikaten bu arada emin de değiller çalışacağından, en çok kör topal ilerliyorlar. Plan tökezliyor. Tökezli noktalarda hani Deus Ex makine şekilde kurtulmuyor. Anladın evet, mı? Önceden koydukları bir şey oluyor hakikaten. Evet yani mesela orada hani işte abi dur cihaz yetişmedi falan filan diye Mac panik oldu. Sonra hemen gitti diye yaptı geldi ya. İzliyorum seni yarım saattir yapamadın salak falan diye. Çok yavaşsın diye sinir oldu ya. Aynen öyle yani. O sinir olmanın bile buraya bağlanacak bir sahne olmuş olması bile insana evet, hoş gelen yani bir şey. Bütün çıkardıkları kapı, açtıkları kapıların hepsini kapıyordu bizi. Ben o sahneyi çok... görünce dedim ki pardon. Ha. Uzatmıyor bunu bir yandan da. Işte. Uzatmıyor. Mesela o ilk sahneyi görünce hani Yoyo'nun laf ettiğini dedim ki Mac'le Yoyo arasındaki ilişkiyi bize gösteriyorlar. Belki aşık edecekler filan falan. Oysa işte dediğin gibi o öbür tarafa bağlandı. Genel olarak şu Hive'dan bir bahsedelim. Çünkü kendisine veda ettik. Bu orada da sanırım artık oyuncu olarak. Erci'ye veda ettik. No more Erci. Evet yani. Üzüldüm birazcık aslında. Çünkü yani en başından beri ama, bizde olan biri evet, artık tamamen gitti yani. Aslında ama o da miladını yandan... doldurmuştu sanki, itiraf edelim tabii, değil mi? Tabii yani artık adam kaçıncı karakter değişiminde. Yani bir kere daha artık karakter değiştirseydi beynimizi yerdik. Ama yani sonuçta dizinin en başından beri bizimle olan iyisiyle kötüsüyle Erci'yi tamamen veda etmemiz de benim için duygusal bir an açıkçası söylemek. Çok güzel veda oldu. Benim ise bölümle ilgili tek eleştirim orada o veda sahnelerinin bir partisi ama şey çok iyiydi yani. Hive'ın uzayda okey yani her şey bitti anladı. Planı hani sıçtı. Ondan sonra Lincoln dönüp işte Lincoln dedi ya bu kurtuluş yok hani şey yapamazsın. Evet biliyorum falan filan böyle hani. Okey. Farkındayım yani. Bir de bakalım ölüm nasıl bir şeymiş onu deneyelim falan filan diye gitti herif. Sadece orada uzayda bacanak gibi süzülürken böyle dünyaya bakıp ne de güzel değil mi? Evet lan falan filan diye böyle geyik yapmaları bana biraz o anın şeyini alıyor gibi geldi. Ama yani şeyi söylemek lazım. Abi Ward'da oynayan çocuk Brett Dalton'da herifimiz bir sefer. Evet. 8 rol oynadı lan dizi boyunca. Evet. Ve bayağı altından kalktı yani. İlk rolü özür dilerim. Unutma yani ilk rolü böyle şeydi ama yakışıklı düz ajandı. O zaman çok gıcık alıyordum ben abi dümdüz herif koymuşlar odun diye. Ve odun olmasının bir sebebi varmış onu anladık sonra evet, işte şeyler evet, falan yani. Devamlı fake yapıyormuş çünkü herif yani. Sonra böyle kafası karışık Hydra ajanı sonra işte böyle kalbi kırık bilmem ne müptezel böyle şey sakal bırakmış şey zaten falan. Kafası gidince bir kolaj geçtiler bize. Evet yani çok güzeldi orası tabi abi ya. Orada hakikaten Best of çok World iyi oynamış. Çok yani iyi oynadı. Ve o senaristler de abi çok güzel repliklere callback yapa yapa. Mannequin yani, kardeşinden tut işte şeye kadar. Yani onu da geçtim. Ward'un repliklerinin bir bölümünü ben hatırladım da izlerken. Evet. Yani muhtemelen mesela, söylediği her şey. Mesela şeyi hatırlattıkları zaman ben çok duygulandım. Yani Cemal'le Simmons'la Ward'un muhabbet işte onları ölüme terk etmişti filan. O mesela hatırlatınca çok duygulandım. Şey falan da öyle Sky işte ben kötü biriyim falan filan diye işleri falan. Dönüşler. Ya çok iyiydi yani. Çocuk çok iyi oynadı. Son dakikaya kadar iyi getirdi. İyi de veda etti. Çok da güzel Will'in ölümüydü yani anladın mı? Adam okey dedi. Sağlık olsun dedi. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. İyi akşamlar dedi. Yat duyulu yani. Yani çok iyiydi. Ben orada şey demesinden korktum. Böyle çok sakin görünce bir an. Neyse işte atom bombasından kurtulmak da birkaç yılımı alacak artık deyip 3 sezon sonra gene Ward'u görme ihtimalimiz olmasından bir an korktum. Hiç ama o sakinliği öyle değilmiş yani evet gayet öleceğiz. Bakalım neymiş. Hakikaten yani böyle bilge bir karaktermiş gerçekten. Hayır. Evet yani o bilgeliğini dünyayı yok etmek uğruna kullanıyor da olsa kendi çapında bilgili bir arkadaşımızmış. Ya ben bu noktada bir şey de övmek istiyorum abi parantez açıp. Bu bölümde şimdi okey Ercin'in oyunculuğunu övdük. Çok güzel hakikaten o kafa yediği sahnelerdeki performansı. Ben bir oyunculuğu da çok büyük övmek istiyorum abi Sky'in. Yani Chloe Bennett. Öyle bir ya Daisy. Anladım hangi sahne evet, diyeceğim. Yani abi bir sürü sahne diyeceğim ben. Çünkü birincisi diz çöküp Take Me Back deyişi bir senarist dehası abi. Bir senaryo dahili. Yani hayatımda gördüğüm en güzel dizi sahnelerinden biriydi. Yani çünkü kız
ilk bölüm boyunca çöktü, parçalandı. O kadar güzel bir withdrawal sendromu yaşadı ki paramparça oldu ya. Yani. Mahvoldu kız. Bitti en sonunda yani. O şeyi tepeye çıkardı, kapsülü uçağın içine çıkardı. Sen zannediyorsun ki böyle kendini feda edecek falan. Çünkü evet, drama kuralları o an onu emrediyor. Klişeler onu emrediyor o an. Hayır abi, gitti, diz çöktü, take me back dedi. Ya ben o an abi böyle bravo olan diye akşamak istedim ya. Yani. Ben inanamadım bile açıkçası. Ben onu kesin dedim, 2 saniye sonra Daisy bir hani şeylik yapıyor. Agents of Shield'lık yapıyor hani, bir arkadan vuracak filan. Milleti tehlikeye atmamak için de hani kimseye planını anlatmadı gibi şeyler bekliyordum ama yok, takır takır o sahne hakikaten kız. Yani ki sonrasına geçeceğiz, o post credit sahnesi geçeceğiz ama belki burası biraz oraya bağlanıyordur gibi bir düşüncem var çünkü benim. Ama yani insanlığından, kişiliğinden, prensibinden, bir şeyinden bir şeyler yitirdi hakikaten. Çok kaybetti, çok abi. Kaybetti. Çok yani, güzel kaybetti yani. Bu dibe vurmuştuk ama aynen, sonra işte yine Lincoln konusuna geri döneceğim ama o daha sonradan Lincoln'le konuşurken İşte Lincoln, ben de bu yollardan geçtim diye eski alkolikliğine gönderme yaparak hani ölüme evet, giderken bunu şey yapması çok güzel ve çok dokunaklı abi, bir anı gerçekten yani. O çok iyi düşünülmüştü yani. Mesela Fitz'in şey sahnesine bir değinelim. Görünmeyen silah. Aynen, gizli silah. Yani bu kadar olur yani gerçekten. Ki ben onu bir ilk izlerken anlamamıştım yani, sonradan çakozladım biraz. Yani bilmiyorum mesela çok... Bir yandan hani garip şey anlatsan abi eline görünmez tabanca varmış gibi oluyor ama bir şekilde iyi yapıyor adamlar. Bu nasıl iyi yapıyorlar ya? Bence o iyi kelimeydi abi. Yani bak bunu kasten söylüyorum bunu. İyi yazım falan filan başka bir şeydir. İyi kelime kullanmak başka bir meziyettir, anladın mı? Orada da çok güzel wordplay'ler yaptılar yani. Oynadılar kelimelerle. Çok güzel dokudu, nakış gibi işledi. Ondan sonra işte buraya bir görünmeyen bir silah koydum. Hani sana gelişini görmeyeceksin. Anladın mı? Dedi ve ondan sonra nerede falan göster. Ben bütün giyimi tam dur yere koyup çağırdı ondan sonra. Dedim. Silah bıraktı ondan sonra. Orada Fitz'in hareketleri bile... Lan bu Fitz ne bakıyacak? Yani işte Fitz'in karakter gelişiminin son noktası bu artık. Yani böyle dalga geçerek, aynen, teknolojiyi kullanarak adam öldürmek... Ki aslında şaka maka yani bölüm... Canavarı değilse bile bölümün bir alt canavarını aslında Fitz öldürmüş yani, oldu yani. Aynen öyle. May değil, Daisy değil. Fitz artık babalar gibi bir ajans ya. Ajans demiş. Ajans. Konkura falan gidiyor. Bu arada yani hani bu noktaya değinmişken Simmons'ın da elinde levyeyle yaratık dövdüğü anlar da beni etkilemedi değildi. Evet, o sahne çok hoş değil miydi ya? O kapalı kaldılar zombilerle. Şöyle bir kamera döndü dolaştı filan. Küçük bir Avengers göndermesi gibi bir anlar. Mesela orada şey çok hoştum sen. May artist dövüşüyor. Mac ayı dövüşüyor. Evet. Ya abi Mac'in de o. Öbür Fitz'le Simmons yazık. Onlar hani itip kakıyorlar yani. Vurmaya çalışıyorlar. Ama Fitz bayağı iyi dövüştü orada. Baltalı pompalı tüfek. Yani bak bu silah abi inanılmaz bir... Ya resmen masaya koydukları her silah, her çiğolun silahını patlatıyor herifler ya. Yani 15 bölüm önce hani aa bu iyiymiş lan falan yapmış. Gitmiş yapmış ya kendine yani. Ki kalitelisine jön gibi olmuş. İyice böyle edebi incelemek isteyecek olursak o balta çatkan, Mac'in karakter gelişiminin bir sembolü aslında. Evet, çünkü tabii ki öyle. Pasif kalayım, çok bulaşmayayım bilmem ne, sonra arkadaşlarımı kurtarmak için hepiniz olmasını şey yaparım. Bir de hayvan gibi yani. Evet, hani şatkan artı balta yani. Aynen yani. Varılabilecek hani, hayvan. Tamam ben de gaza geldim diye bir tabanca çıkarmıyor yani. Balta taş. İnşa ediyor bir de onu yani. Yapmış. Abi itiraf edeyim. Son sahneyi son sahne post kredi sahnelerini izlerken özellikle Daisy'li olanı, öbür o LMD kısmı enteresandı ama o böyle easter egg gibiydi biraz bakalım. Asıl Daisy'li kısmı izlerken dedim ki Agents of S.H.I.E.L.D. senden nefret ediyorum. Ama bu çok ayıp olmadı mı ya? Yani çünkü bence... post kredi koyarsın, cliffhanger koyarsın. Peki şey Agent Carter'ın sonunu hatırlayın. Bir cliffhanger hani adam, o bizim Jack miydi neydi o, ölmüştü falan hani, otel odasında. Yani o böyle hani bir sonraki sezonun açılışı gibiydi ama çok da umursamamıştık. Bu yani öbür sezon gelinceye kadar hayata küsmek demek. Evet ya. Ama geçen sezon da aynısını yaptılar Simmons. Yani Simmons'ı Monolith yuttu bitti dizi. Ya haklısın ama orada aynı öykü devam ediyordu abi işte. Şimdi bir de şöyle bir şey var yani. Neler oldu anladın mı? Kafamda 30 bin tane soru işaretine buyur al sana sorular Demet'i diye bir Demet bıraktı. Director kim? Niye Daisy'nin peşindeler? Tamam başka soru belki yok ama bunlar yeterse de yani bu böyle... Arada bir yerde nasıl bir organizasyon haline gelmişler artık ki sokakta adama avlamaya cevap çıkabiliyorlar. Ha bir de öyle, kolsun niye dürbünle şey yani neden ayak işleri tekrar kolsun tarafından yapılıyor filan yani.
Bir de artık bayağı şey falan da. Ya bir de Sky da sıçramayı mıçramayı öğrenmiş falan filan. Her güçlerini yani. iyice şey kullanıyor. Yani abi ben çok sevdim Orbit ya. Çok yani birincisi zaman sıçramaları ben çok severim. Bir anda öyle zbap diye 6 ay sonra yazınca çok coştum zaten. Onun haricinde bir de yani genel olarak şey çok iyi ya. Abi dizinin sana merak edecek bir şey vermiş olması şeyden çok daha iyi bir alternatif abi. Sezon finali bitti. 3 ay boyunca unuttum diziden. Yani çok da çünkü ben çünkü geçen sezonda aynı sonra Simmons'ı yuttum onu. 3 ay boyunca bir Age of Shield hayranlarında ulan o monolit neydi? Simmons nereye gitti? Öldü mü kız? Ölmedi mi falan diye konuştuk. İşte şey gibi ya Game of Thrones bunu 5 yıldır yapıyor. Okey. Bir şey soracağım. Allah razı olsun. Öleceğim çünkü. Sizce artık bir sürü dizilerde artık film oyuncularının da oynadıklarını görüyoruz. Yok. Director. Yok. Yeni bir oyuncu mu diyorsun? Hayır yeni bir oyuncu. Yok abi ben. Yok. Ya. Kimsenin ümidini şey yapmam, yükseltmem. Filmlerden kimseyi görmeyi beklemiyorum ben bu saatten sonra. Samuel Jackson görmez miyiz? Yok Samuel Jackson. Samuel Jackson şöyle. Zaten abi neden öyküde bir hani geri dönüş yapsınlar ki? Samuel Jackson niye tekrar Shield'ın başı? Bence yapmazlar onu. Yani bir sonraki sezona ait ne bekliyorsunuz? Abi bir sonraki sezona ait ben açıkçası öncelikle şeyi bekliyorum yani. Bir dedim ya Daisy'yi yıktılar. Yani para parçalarını ayırttılar ve tükettiler. Oradan yeni bir şey inşa edecekler Daisy üzerinden. Ve bu sefer Daisy bu arada... kötü adam mı olacak acaba? Yok ben de zannetmiyorum ama süper kahraman olacak. Yani Daisy biraz daha işte Vigilante gibi takılmaya başlayacak çünkü kesinlikle. Çünkü Quake işte. Quake yani ilk defa süper kahraman ismini duyduk dizide. Ama evet yani Quake evet, işte doğru. Hero or işte... Hero mu bilim mi falan filan bilmem ne gazete küpürleri vardı. Ama o gazete küpürleri sanki daha çok milletin bu kızın bir terörist olduğunu düşüncesinde gibi gösteriyordu. Ya abi o yani her süper kahraman hayatında yaşamış klasik gereken bir dönemler. Klasik örümcek adam sendromu. Jason'a James'in. İşte bankadan çalıyor ama başkalarına böyle küçük bir Robin Hood'luğa soyunmuş vaziyette kız yani. Aa bu arada Cheo silahı falan filan madem ben de bir tane hatırlatayım. Şeyi bağlamış olmanın adı ben çok mest oldum. Küçük kızı mı? Evet. O kız işte o geleceği gösteren herifin küçük ailesi. Kızıydı, aynen öyle. Ve ona bakacağım denmişti. Hatta Coulson Daisy'ye bir öğüt vermişti. Hani bak birisini kanatların altına alırsan dikkat et. Hani duygusal bir şey oluyor. Kendi Daisy ile olan ilişkisini anlatarak. Yani o lafın da orada havada kalmayıp sonuna böyle bağlanmış olması biraz daha översek diziyi ne olur bilmiyorum. Abi ben bir dakika bir şey diyeceğim şimdi post kredi ki ben böyle genel sezon değerlendirmesini saklıyordum ama ben daha da hadi bir de onu yapalım tamam artık bir o şey o zaman şeyi söyleyeyim mi abi? Söyle. Sonunda onu söylemezsek izleyicilerimiz illa dikkat çekti. Life Model Decoy. Ha bir de öyle bir şey var. Meselesi. Doğru. LMD. Sonunda işte İskoç Doktor abi ki bu arada gelecek sezon kadroda olacak gibi gözüküyor abi. Ki olsun. Aynen, sempatik olsun, bir abi. Sempatik aynen. İlginç de bir karakter. Bir de ünlü de. Sağda solda çok gördük. Çok sevdiğimiz şakalı adam o benim için. Aynen. Yani bir de Agents of S.H.I.E.L.D. veya MCU'ya bir sürü şey katacak teknolojilerle gelen bir biyolog belli ki yani. Bir de evet. S.H.I.E.L.D.'ın böyle bir gevşek ve gri bir ahlaki çizgide duran bir karaktere de ihtiyacı var. Herkes doğru. Çok böyle hani iyi böyle anladın. Kaliteli insanlar yani pırlanta gibi. Life Moral Decoy meselesinin sinema tarafından değil de TV tarafından sokulmuş olmasına çok şaşırdım. Çünkü yani siz roman okudun mu? Yani biliyoruz yani Life Moral Decoy hani hatta sen de tam konuştuk yani Nick Fury'nin süper gücü gibi bir şey zaten yani. Evet. Çok kullanılır çizgi romanlarda LMD teknolojisi. Her dakika Nick Fury veya Maria Hill ölür ve robottur. Aslında aynen robottur. burada ilk defa Life Moral Decoy meselesinde hatta şeyde Patton Oswalt'un karakteri ölüp geri geldiği zaman Life Moral Decoy mı denmişti o zamanlarda. Aa evet. Dün benim şak ama sen onlar sanırım 400 falan kaldılar. En son. Agents of S.H.I.E.L.D. en büyük film hilesi o yani. Abi aslında 300 onlar yani çok basit. O yüzden bu teknoloji belli ki yani gelecek sezonun ana meseleleri Daisy Johnson'ın ve artık yani süper kahraman ismiyle Quake'in full on süper kahraman takılması yani Shield ajanı majanı değil süper kahraman. Bunların bizim Shield ekibinin Quake'in peşinden gitmesi biraz daha resmileşmesi belli ki çünkü gün ışığında falan kovalanıyorlar artık. Doğru. Bir taraftan da Life Moral Decoy teknolojisi de büyük ihtimalle sezonun en büyük hikayesi olur. Çünkü Inhuman'larla ilgili artık söyleyebilecekleri çok bir şey kalmadı. Atilana girmeden. Herhalde onlar evet. Yani bu Inhuman filminin iptal gibi olayları falan da hala muallakta. O kesinleşince ki bence çekilmeyebilir gibi geliyor bana. Birkaç oradaki baba karakteri buraya getirecekler. Yani bu sezon olmaz büyük ihtimalle. Yok, aynen. Tabii. Şey gibi oldu artık. Elimizde 3-5 tane Inhuman'lar var. Onlar çeşitli süper güçlü karakterler. Aynen. Hani ileride sağdan soldan 2-3 tane daha belki görürsek görürüz ama bu belki balık ya işte meselesi falan filan da kapattık. Onlar da çok bir şey olmayacak. İşte ilk Inhuman'ı gördük bitirdik zaten. Okey o da kapandı. Hydra bitti. Daha spesifik bir şey soracağım size. Bu sezon yani bu diziyi seviyoruz. Yapacak bir şey yok artık ne yapalım. Sevdik. Yalan söyleyecek halimiz yok. Fena değil diye.
en çok nesini sevdiniz diye sorayım. Hadi bu sezonun bu lafla Agents of S.H.I.E.L.D.'a veda edelim ve de gözyaşlarımız şırıl şırıl aksın. Abi bu hangi çocuğunu daha çok sevdin sorusuna şöyle cevap vereceğim ben. Abi gözce bak hakikaten yani bir beylik lafım var, bunu söylemem lazım. Bunu çok biz bu sezon boyunca düşündüm. Kafama tarttım, çok büyük bir laf çünkü ama bence çok da doğru abi, artık bu saatten sonra bilmiyorum siz katılır mısınız ama Agents of S.H.I.E.L.D. gelmiş geçmiş yeni süper kahraman dizisi abi. Yani buna meydan okuyacak bir dizi yok benim kafamda. Daredevil, okey. Hmm. Ama Daredevil hiçbir zaman, ben hiçbir zaman Daredevil'ın sezon ortaları çok iyidir, karakterleri muhteşem, harika. Ama finalleri hiçbir zaman bu finali kadar vurucu, yoğun bir şey hissettirmedi bana. Bence Daredevil'dan bir plusı daha var. Bu birazcık daha, yani çok karakterli olmanın tabii bir avantajı ama daha çok kalbine konuşuyor insanın, evet, bu, abi, katılıyorum. Bu hikaye. Çok yani karakterli olmanın çok dezavantajı fazla, olur normalde. Çok fazla bağ kurduk buradaki karakterlerle. Abi, çünkü bütün yolculuklara da tanıklık olduk ettik yani. Kesinlikle katılıyorum. En iyi 5 dizi arasında S.H.I.E.L.D. Yani şu an yayını devam eden. Ben dün akşam izledik canlı ve ben bittiği zaman şu an en sevdiğim dizi net Agents of S.H.I.E.L.D. Benim de kesinlikle böyle bu ya. Ben de çok yani seviyorum. Yani kıyasladığım, zorlandığım, neredeyse onun kadar sevdiğim, onun bazı noktalarını bu Agents of S.H.I.E.L.D.'dan daha çok takdir edeceğim filmler, diziler var ama bilmiyorum. İlla ki süper kahraman öyküsü sevmek, çizgi roman sevmek, yıllardır işte bu çizgi roman boklarını televizyonda, filmde görmek, fan boyluğunun da getirdiği bir şeyle, keyifle izlediğim için de herhalde gerçekten gerçekten çok keyif alarak izledim. Şuramıza dokunuyor abi. O evet, çok evet. Önemli. Benim için para. Şahsen yani katılıyorum. Tepeyi çok zorluyor. Benim için şahsen Blacklist ve American Crime Story şu an hani şeyin onların üzerindeler ama yok yani S.H.I.E.L.D. yani şöyle bir şey diyeyim. Blacklist ve American Crime Story ikisi de çok övgü alan, çok takdir toplayan, oyuncuları zaten klasmanları belli. Çok şey diziler. Yani ağırlıklı diziler, anladın mı? Ağırlıklı kabul ediyorlar, takdir topluyorlar. Agents of S.H.I.E.L.D.'ın yani bir süper kahraman dizisi olarak onların arasında oluyor olması benim gözümde S.H.I.E.L.D.'ı daha da ekstra kıymetli kılıyor yani. Çünkü hem süper kahraman dizisi olup hem bizim geek damarlarımız çatlatıp hem fan servisinin kralını yapıp hem de zekice düzgün, hem yapıyor, de zekice olması, düzgün evet. yapıyor olması. Ya çünkü abi yani kusura bakmasın kimse, Erol'la Flash de fan servis yapıyor. Her bölüm fan servis yapıyor. Ayrı bir villain, ayrı bir hero, ayrı bir şey. Ama çük gibi yapıyor herif yani. Aynen. Tamam, boş. O çükten başka bir video. Ağzını tadını bozmayalım. Evet. Böyle. Arkadaşlar biz laf uzatıyoruz çünkü lafımızı bittiği an Agents of S.H.I.E.L.D.'a uzun süre veda edeceğimizin farkındayız. Siz Agents of S.H.I.E.L.D.'a veda etmekten mutsuz musunuz? Siz 5. sezondan neler bekliyorsunuz? Post kredit sahnesinden etkilendiniz mi? Yoksa sikiyim böyle diziyi, nefret ettim ben Marvel'dan, hani ne güzel, ne bileyim işte Flash izliyorduk mutluyduk, bu ne böyle falan diyorsanız mı? Diziden anlamıyoruz. Aşağı yorum olarak yazın. Agents of S.H.I.E.L.D. hakkında veya istiyorsanız kafadan sudan bir şeyler yorum bekliyoruz. Onun dışında her zaman olduğu gibi kanalımızı beğendiyseniz paylaşın, sitemize abone olun ve de videomuzu izleyin.